Ve okullar kırmızıya dönen 58 ilde yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ilkokullar ve sınav grubu olan 8 ve 12. sınıfların tüm Türkiye'de yüz yüze eğitime devam edeceğini açıkladı ama diğer ara sınıfların durumu illerdeki tabloya göre değerlendirilecek. Yüz yüze eğitim olup olmayacağına valilikler karar verecek. Durum böyle ama birçok valilikten açıklama gelmedi. Okullar ne yapacaklarını şaşırdı. Bazı okul yönetimleri yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime çevirdi bile valilik açıklaması olmadan. Bugün Milli Eğitim Bakanı da Ziya Selçuk da soruları yanıtsız bıraktı. İşte ayrıntılar. Geldim çocuklar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Nasıl gidiyor okul? İyi gidiyor. Vallahi ben üzülüyorum. Bence okullar açık dursun. Kırmızıya dönen 58 ilde yüz yüze eğitim devam edecek mi? Valiliklere gözümüzü diktik hepimiz. Çünkü şu an büyük bir belirsizlik var. Canlı derse girmek çok zor oluyor. Gelip burada oyun da oynuyoruz senefüslerde. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ilkokullar ve sınav grubu olan 8 ve 12. sınıfların tüm Türkiye'de yüz yüze eğitime devam edeceğini açıkladı. Ama diğer ara sınıfların durumu belirsiz. Ara sınıfların durumu illerdeki tabloya göre değerlendirilecek. Yüz yüze eğitim olup olmayacağına valilikler karar verecek. Yüz yüze eğitim devam edecek mi yoksa öğrenciler uzaktan eğitime tekrar mı geçecekler? Bu soru yanıtını hala bulamadı. Aslında il bazında değerlendirilecek bu konu ama valiliklerden de henüz bir açıklama yok. Bizler de valilikten bir an önce Ankara için net bir açıklama yapılmasını istiyoruz. Bu hafta milyonlarca öğrenci sınava da girecekti. Onda da bir belirsizlik söz konusu. Öğrenciler derslerine çalıştı, sınava hazırlar ama sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı da net değil. Sınavlarımız 29 Mart haftası olacaktı ama dünkü açıklamadan sonra ve ne yapacağımızı bilmediğimizden dolayı sınavlarımızı Milli Eğitim'in açıkladığı tarih bilgisine göre 3 Mayıs 2021'den sonra ertelendik. Ne zaman sınav olacağımız belli değil, neye göre çalışacağız, neye göre okul açılacak, neye göre kapanacak hiçbirini bilmediğim için yani tamamen sallantıdayız. Uzaktan eğitim kararı alan ilk il Çorum oldu. Kentte bugünden itibaren ara sınıflar tekrar uzaktan eğitime geçti. Ankara Valiliğinden açıklama gelmemesine rağmen bazı devlet okullarında okul yönetimleri yüz yüze eğitimi tekrar uzaktan eğitime çevirdiler. Devlet okulu kendi içinde ara sınıfları şu an kapattı ve evlerine gönderdiler. Ama resmi yazı bununla ilgili yok. Öğrencilerin kaygı durumu ciddi anlamda arttı. Okullar açılacak mı, kapanacak mı, sınav olacağız mı, olmayacak mı? Çocukları bu anlamda rahatlatmak gerekiyor. Virüsün tehlikeli boyuta ulaştığı kentlerde eğitimciler bir an önce net kararların verilmesini bekliyor. Ankara ciddi anlamda çok yüksek risk artık durumuna geldi ve haritada rengi değişti. Okulların şu an kapatılması lazım çünkü ciddi anlamda öğretmenlerden ve öğrencilerden koronavirüs pozitif olan birçok insan var. Birçok valilikten henüz ses yok. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün katıldığı bir programda soruları yanıtsız bıraktı. Dün kabinede alınan kararla okulların kapanmayacağı anlaşıldı. İlk basında kararlar alınacağı bilir. Bugün konumuz şimdi çocuklar, bugün trafik. İnşallah o konuda da konuşuruz. Bakanım, ya açın ya kapatın. Can derslere girmek çok zor herkes için. Ya girelim ya girmeyelim. Bir karar verin.